Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün hava güzeldi fakat 2-3 gibi Üsküdar tarafında yağmur başladı. Sonra biraz yağmurun dinmesini bekledim. Bayağı bir kameranın açısıyla falan da uğraştık. Sonunda kötü sayılmayacak derecede bir açı yakaladık sanırım. Şimdi doğru telaffuzluyla birlikte GSX250R motorumuzla daha doğrusu ilk vlogumuz trafikten kurtulmak istiyorum. Vizörüm açık şu anda. Belki birazcık motorun sesi duyulur falan diye. Yani öyle bir yerdeyim ki hiçbir dikkat dağınıklığını kabul etmez herhalde yani. Her yerden herkes her şey her an fırlayabiliyor. Motor sesi diyordum. Duyabilirsiniz belki diye. Fakat zaten 5000 devri geçmediğim için çok da fazla bağırmıyor açıkçası. Hala motorun oturuş pozisyonuna, bidonun tutuş pozisyonuna alışmaya çalışıyorum. Yani sürüş pozisyonumu tam anlamıyla ayarlamış değilim hala. Bazen avuç içlerimde özellikle dış taraflarında ağrı oluşuyor. Şehir içi trafiğinde. O biraz da sanırım çok fren kullanmaktan dolayı. Yani şu tankı, yakıt tankını dizlerle sıkma mevzusu, şu mevzu daha alışmadığım bir şey. Ama alıştığım zaman gayet kolay olacağını düşünüyorum. Bir de internetten sipariş geçtim. Oralar için pedler aldım, kaydırmaz pedler. Birebir işte bu motor için olmasa da ölçülerini aldım. O ölçülerde de diğer markalardan uygun olanını buldum. Çok fazla yani sakin konuşmaya çalışıyorum çünkü sesin patlayabileceğini düşünüyorum. Mikrofon uzaklarıma değiyor şu anda. O kadar yakın. O yüzden sakin konuşmaya çalışıyorum. Bir de
Bir de kask zaten sıkıyor. Sıktığı zaman da böyle nefes almanız falan zorlaşıyor zaten. Bazı harflerin telaffuzu iyice de zorlaşmış oluyor. Benim buralardan çıkmam lazım acilen. Kameranın açısını ekranını da görecek şekilde ayarlamaya çalıştık da biraz ekran hakkında, işte gösterge hakkında daha doğrusu, kitapçığını karıştırdıkça daha fazla bilgiye ulaşmaya başladım. İşte dörtlüleri falan var mesela motorun. Dörtlüleri şöyle, hararet göstergesi, yağ basıncı göstergesi, devir göstergesi ve devir uyarı göstergesi var. Bu bizim kendi ayarlayabildiğimiz bir uyarı. 500 devir dakika şeklinde şu işareti ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. İstersek yanıp sönmesini sağlıyoruz, istersek sadece yanmasını sağlıyoruz. Belirlediğimiz, işaret koyduğumuz devre geldiği zaman. Yani bu rodaj süresince mantıklı olabilir. Mesela işte 5000 devri ilk 800 kilometre 5000 devri geçmemek adına. Ama o ışığın çok fazla dikkat çekeceğini düşünmüyorum. Yani çünkü devamlı ekrana bakmıyoruz zaten. Bakmadığımız halde de gözümüzün ucuyla da olsa o ışığın dikkatimizi çekeceğini, özellikle gündüzleri, sanmıyorum yani. Ben daha çok devri sesiyle değiştiriyorum arkadaşlar. Bakmadan. Zaten 5000 devirden sonra ses, asıl 5000 devirden sonra değişmeye başladığı için anlaşılabilir bir şey oluyor. Şu aralardan gideceğim ya. Belki bu trafik gürültüsünden de kurtuluruz. Motor birazcık dar olduğu için İşte bacaklarımla sıktığım zaman daha çabuk yoruluyor. Yani biraz daha geniş olsa, bu kadar bacaklarımda bu kadar ağır hissetmem herhalde dizlerimde. Ama biraz öyle 50-60 kilometre gidince arada bir boşaltmanız gerekiyor falan, rahatlatmanız gerekiyor. Birazcık kasislerde kalkıyorum. Tabiri caizse popomu seleden kesiyorum. Güneşe karşı gitmeyeceğim. Pek iyi çıkacağını düşünmüyorum çekimlerin. Böyle gidelim. 300 kilometre geliyor yani zincir bakımı. Zincirin temizlenmesi ve yağlanması işlemini kendim yapmayı planlıyorum. Mazotla temizlemeyi ve daha sonra da uygun bir yağ ile yağlamayı planlıyorum. Yani temizleme için mazot olabilir ama yağ için illaki
Motosiklet zinciri yağı kullanmalısınız arkadaşlar. Benim görüşüm. Daha önceki videomda da dediğim gibi hala ilk depodayız. 270 kilometre oldu. Ortalaması 3,6. Bugün kısa süreli de olsa ciddi bir yağış vardı burada. Ama ardından gün bitmeden tekrar kurudu yollar ve güneş açtı. Videomuzu çekebildik yani. Ve aslında bakarsanız bu benim üçüncü çekişim oluyor. Diğerlerinde hem sesle alakalı hem de açıyla alakalı sorunlar yaşadım. Hoşuma gitmedi. Ve spontane gelişiyor yani konuştuğum şeyler. O yüzden de değişebiliyor. Mesela daha öncekinde değindiğim bir şeye tekrar değinmek istiyorum. Suzuki servisindeki teknik serviste çalışan arkadaşın rodajla alakalı bana söylediği şey. 150 kilometre 6000 devri geçme daha sonra rodaj bitmiştir gibi bir şey söylemişti. Yani gelen yorumlarda arkadaşlarının uyarmasıyla benim de kullanma kılavuzuna bakmamla yani ben zaten kullanma kılavuzunu okuyacak birisiyim. Hani onu kaldırıp bir kenara atmam da. Zaten motora da binemedim. O kadar yoğundum. O sırada yani kullanma kılavuzunu da okuyamadım açıkçası. Ama yoğunluk geçti ve baktım, biraz okumaya başladım. Öyle olmadığını gördüm. Yani öyle olmadığını biliyordum zaten ama onaylamış olduk kullanma kılavuzunu da okuyarak. 800 kilometre 5000'de bir, 1600'e kadar 7500'de bir. 1600 kilometreden sonra da artık gidebildiğiniz yere kadar 10.500 devir altı diyor. Yani hiçbir zaman red line'lara çıkmayın diye bir uyarısı var kitapçığın. Saat de 5, cumartesi günü. Trafik saati. Dirseklerimi biraz daha kırıyorum. Ama işte yokuş in, yokuş çık falan fren giderken bozuluyor pozisyonunuz. Bazı arkadaşlarımızın direkt duymak istediği şeyi söyleyeceğim. Motordan memnun musun? Motordan memnunum arkadaşlar. Yani neden memnun olmayayım ki? Sonuçta bu da Honda CBR 250'de, Yamaha'da hepsi bir geçiş motoru, bir başlangıç motoru. Yani hiçbirine senelerce binecek değiliz. Bu evreyi en sağlıklı geçirebileceğimiz motor en iyi motordur bence. Peki ne farkı var diyeceksiniz? AVS farkı var. Beyler, bayanlar, hepinize söylüyorum. AVS yani. Her şey bir yana, AVS bir yana. Hele bizim gibi deneyimsiz sürücüler için.
Yani R25'in 38 beygir olması benim için şu anda işte yola çıktığımızdan beri hiçbir şey ifade etmiyordu gördüğünüz gibi. 50, 60, 70. Ama ABS olması benim için büyük bir şey ifade edebilir. Geldik. Evet arkadaşlar. İlk motovlogumuz. Gördüğünüz gibi diğer motorlar da burada. Yani hep beraber daha güzel şeyler yapacağımızı biliyorum. Şu an zaten bu çevreden çok fazla da uzaklaşamıyorum açıkçası. Çünkü ekipmanlarım da daha gelmedi. Onlar geldikten sonra motorun da rodajı tamamladıktan sonra da daha iyi şeyler olacaktır. Şimdilik bu kadar. Derken kamerayı elime attım. Anladınız.